şu anda eski Devlet Bakanı Abdülhaluk Çay, eski Ulaştırma Bakanı Yeniz Öksüz, eski Milletvekili Hasan Korkmazcan yerini aldı. Soma işçileri baretleriyle geldiler. Karayolları taşeron işçileri ve yatağan işçileri hep birlikte görüntü verdiler. Ve şimdi taşeron işçileri de pankartlarıyla birlikte salondaki yerlerini almak üzere hareketlendiler. Sevgili dostlar, bu arada kurultayın açılışına kadar benim çok önemli bir konuğum var. Hemen ona sözü vereceğim. Hasan Atilla Uğur. Sizler onu APO'yu sorgulayan komutan olarak tanırsınız. Ben dostum olarak tanırım. Hoş geldiniz Hasan Atilla Uğur. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İşte kurultay salonu. İşte Türkiye'nin birleşmek için gelen insanları. Ne diyorsunuz? Valla şunu söyleyeyim. Ben meslek hayatımda bile bu kadar heyecanlı bir gün yaşamadım. Çünkü bu tarihe geçecek bir gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları yine 1919'larda ve 20'lerde olduğu gibi Ankara'ya koştular. İşte Türk milleti burada. İçeri giremeyen bir içerideki kadar da dışarıda var. Onun dışında ulusal kanal ekranlarında zaten Türk milleti bizimle beraber vatanda birleşmenin ne olduğunu bütün dünya aleme, dosta düşmana burada ispat ediyoruz Halil Bey. Sayın Atilla Uğur, şu anda İşçi Partisi Genel Sekreteri konuşacak. Onun konuşmasının arasında, öncesinde ve sonrasında size tekrar mikrofonu uzatacağım. Dilerseniz biraz Serhan Bolluğu dinleyelim. Tamam. İşçi Partisi'nin değerli üyeleri, sayın bakanlarımız, sayın milletvekillerimiz, sayın valilerimiz, değerli aydınlarımız ve komutanlarımız ve yurdun dört bir tarafından karkış demeden bu salona gelen, bizleri onurlandıran bütün değerli konuklarımız, hoş geldiniz. İşçi Partisi Olağanüstü Genel Kurultayını Milli Hükümet için Birlik Kurultayımızı açıyorum. Değerli misafirlerimiz, değerli arkadaşlarım, hemen divan seçimine geçeceğiz. Bana ulaşmış bir öneri var. İzninizle onu okuyacağım divan için. Başkanlığa, divan başkanlığına, İşçi Partisi Olağanüstü Kurultayı'nın divan başkanlığına Şule Nazlıoğlu Erol olmak üzere aşağıdaki isimleri öneriyoruz. Mehmet Bedri Gültekin. Taci Seronok. Ayhan Gümüş. Ebru Nur Demir. Deniz Karadağ. Erkin Öncan. Hatırlıyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? Çuval geçiren arkadaşımız, gönüllerin kafasına. Sarkis Kısa Ohanyan, Mehpare Çelik, Alev Aksu, Fatma Paksoy, İslam Aslan, Nazlı Çetin, Meltem Ayvalı, Yadigar Özen ve Yıldırım Çavuşovalı. Başka öneri var mı acaba? Divan için, İşçi Partisi Olağanüstü Genel Kurultayı divanı için başka öneri var mı? Arkadaşlar, öneriler lütfen yazılı. Buradan bir şey duyulmuyor. Oradan sesleniyorsunuz ama. Evet, başka öneri yok. Oylamaya geçmeden önce özür dilerim. Şimdi değerli arkadaşlar, başta büyük devrimci önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşı, Cumhuriyet ve vatan şehitlerimiz için
saygı duruşuna ve İstiklal Marşımıza davet ediyorum. Arkadaşlar, divan seçimi için birazdan oylama yapacağım. Başka öneri var mı? Demin okuduğum isimlere ilave olarak başka öneri var mı acaba? Evet değerli delegeler, başka öneri ulaşmadı. En sonda açmışlar. Demin okuduğum listeyi, 16 kişilik divan listesini toplu olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, evet sevgili oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şu anda kurultay salonunda eski İstanbul, bu arada Şule Nazlıoğlu Erol'un başkanlığı kabul edildi. Evet, kabul divan oluşuyor artık. Evet. Hemen Hasan Atilla Uğur'a geleceğim ama hatırlatayım. Eski İstanbul Valisi Erol Çakır kurultay salonunda yerini aldı. Emekli Büyükelçi Sacit Somel, Profesör Doktor Sina Akşin, Cumhuriyet Kadınları Derneği Merkez Yöneticisi Ferda Paksüt geldi. Eski Devlet Bakanı Abdülhaluk Çay şu anda salonda. Eski Ulaştırma Bakanı Yeniz Öksüz, eski Milletvekili Hasan Korkmaz Can burada. Soma işçilerini gördük zaten. Yatağan işçileri geldi, taşeron işçileri geldi. Biraz önce de Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan, eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, eski Vali Erol Çakır, Ferda Paksüt yine salonda yerlerini aldılar. İlginç yani, toplasan, cezaevine soksan ancak bir araya getirebileceğin, evet, insanlar bugün kurultayda. Evet, kurultay salonunu ve kurultayın anlamını yorumluyorduk. İstiklal Marşımız girdi. Evet. Şimdi tekrar kaldığımız yerden. Şimdi ben şöyle yorumlayayım. Bugün gerçekten Türk tarihine altın harflerle yazılacak bir gün. Çünkü 1919'lardaki biraz önce arz ettiğim gibi ülkücüsüyle devrimcisiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle Türk milletinin bir çatı altında birleşerek emperyalizme karşı mücadelesinin en büyük göstergesi işte bu salondur. İşte bu salondaki iradedir. Ama bu aynı zamanda 40 yıllık İşçi Partisi'nin de oturmuş, kökleşmiş kadrolarının ve daha sonra da kendisine katılan insanların verdiği bir kazançtır. Bakın 4-4,5 aydır bir çalışmanın ürünüdür burası. Ülkücüsüyle, siz bizzat o çalışmaların, evet, içinde genel başkan yardımcısı olarak, evet, yer aldınız değil mi? Ben Partisi genel başkan yardımcısı sıfatıyla böyle bir görevin verilmesinden de onur duydum. Bizzat bana görev verildi ve ben bütün arkadaşlarla, ülkücüsüyle, devrimcisiyle görüşerek bugünkü tablonun hazırlanmasında katkım olduğunu düşünüyorum. Bundan da onur duyuyorum. Bugün burada biraz sonra göreceksiniz. Merkez sağdan, merkez soldan
birçok önemli isim İşçi Partisi'ne katılacaklar. İşçi Partisi adı ne olursa olsun programı ve tüzüğü aynı olduğu takdirde iktidara yürüyecek durumdadır. Burada önemli olan şu Halil Bey. Biz muhalefet boşluğuna filan talip değiliz. Türkiye PKK ve Yobaz diktasının işgali altında. Kırılabileceğini ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda birleşirsek yapabileceğimize inandık ve burada birleştik. Vatanda birleştik. Bundan sonrasını bölücüler, liboşlar, Yobaz diktası, F bilmem ne çetesi onlar düşünsünler. Evet. Peki size bu kurultay salonuyla ilgili değil olmadığı için kısaca bir cevap beklediğim bir soru soracağım. Atatürk'ün altı oku Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemi genel başkanları tarafından değiştirilebilir diyor. Evet. Değiştirilebilir buluyor musunuz onu? Zaten onu şimdi söylemiyor. Daha önceki icraatlarıyla TR-705 Sezgin Tanrı Kulu'yla vesaire o altı oka sahip olmadıklarını, onun özünü anlamadıklarını ifade ettiler. Biz elbette ki Mustafa Kemal'in altı okuna sımsıkı bağlıyız. Biz vatanda o altı oku birleştirdik ve buradan iktidara yürüyeceğiz. Muhalefete değil. İktidara yürüyeceğiz. Evet. Efendim Sayın Şule Nazlıoğlu Eroğlu Divan Tabii. Başkanı bir konuşma yapacak. Tabii. Dilerseniz birlikte dinleyelim sonra Tabii. devam edelim. Tabii. Yani. Tabii. Sağ olun. Hoş geldiniz.